Bildiğiniz üzere Return of the Monkey Island oyunu güzel bir final ile Monkey Island serisine Eylül ayında büyük ihtimal hiç dönmemek üzere bir nokta koydu. Adventure oyunlarını çok seven ve Tim Schafer'a bayılan biri olarak hiç Monkey Island oyunu oynamamıştım ve backlogumda yıllardır bulunuyordu. Bu çıkan son oyun ile birlikte Steam'den Curse of the Monkey Island'ı ve Escape from Monkey Island'ı satın aldım ve ilk oyunu oynamaya koyuldum. İşte bu videoda da Curse of the Monkey Island'da geçirdiğim birkaç saatten ve oyunun bugünün standartlarında nasıl olduğundan bahsedeceğim sizlere. 2022 yılı itibariyle oyunlarda Adventure dediğimiz tür iyice ölmüş durumda. 90'lı yıllardaki PC oyuncularının vazgeçilmezi olan bu tür günümüzde yerini biraz daha interaktif film dediğimiz oyunlara bıraktı ve bunun nedenini anlamak çok zor değil. Oynanış kalitesi olarak çok inovatif, çok yenilikçi bir fikirle yaklaşıp Adventure oyun türünü çok başka bir boyuta taşımayan biri olmadığı sürece bu tür günümüz oyuncularını çok tatmin edebilecek, çok eğlendirebilecek bir tür değil. Keza videonun başında dediğim gibi Adventure oyunlarını çok seven biri olarak ben dahi oyunun ilk 1-2 saatinde birazcık yadırgamıştım. Bu Pixel Hunter dediğimiz yani piksel avcılığı dediğimiz muhabbet normalde bu oyunların oynanışının temelinde yatıyor. Yani ekranda tıklanabileceğini düşündüğümüz her şeye tıklayıp bir işe yarayıp yaramadığını görmekte. Tabii bu kadar basit anlattığıma bakmayın, bütün olay bu kadar değil. Bu adventure oyunlarında tıklayıp envanterinize eklediğiniz her bir nesne, konuştuğunuz her bir kişinin oyununuzdaki ilerleyişiniz açısından önemi var. Çünkü aldığınız tek bir eşyadan, tıkladığınız tek bir yerden, konuştuğunuz rastgele birine kadar bu oyunların her bir aşaması başlı başına birer bulmacalar. Bu oyunlar kafayı oldukça çalıştırmanız gereken oyunlar ve emin olun bir bulmacayı her çözdüğünüzde, yani oyunda her ilerleme kat ettiğinizde inanılmaz tatmin oluyorsunuz. Bunlar öyle güzel, öyle zekice hazırlanmış oluyorlar ki onu sadece siz çözmüşsünüz, o bölümü sadece siz geçebilmişsiniz gibi bir mutlulukla diğer aşamaya geçiyorsunuz. Dark Souls'da girdiğiniz zindanın boss'unu kesmek gibi düşünebilirsiniz yani. Ama bu oyunların asıl hazinesi tabii ki bulmacalarından veya oynanışından ziyade diyaloglarında yatıyor. Bakın senaryo demiyorum, diyaloglar. Tabii ki çok güzel senaryoya sahip olan oyunlar da olsa da pek çoğunun senaryosu genelde basit ve masalsı oluyor. Fakat karakterler, onların absürtlüğü, diyaloglar ve içinde barındırdıkları mizah olağanüstü. Kimin nerede de nasıl konuşursanız konuşun, oyun boyunca bir daha hiç görmeyeceğiniz bir karakterle yaptığınız konuşma bile o kadar zekice ve o kadar profesyonelce yazılmış ki sizi güldürmeyi başarabiliyor. Oyun boyunca yaşanan pek çok olay da yine oyunun içindeki mizahı kuvvetlendiriyor. Gerek anlatılan hikayeler, gerek de senaryonun olay örgüsüne göre dalga geçilen belli bir takım şeylerle size kısa ama harika zaman geçirtmeyi başaran oyunlar adventure oyunları. Ve ben işte o mizaha, o olay örgüsüne ve o bulmacalara tek kelimeyle bayılıyorum. Şimdi size bunları niye anlattım? Yani siz niye Monkey Island dinlemeye geldiğinizde adventure oyun türünün ne olduğunu dinliyorsunuz? Çünkü The Curse of the Monkey Island tam olarak bu. Bu formülün, bu anlattığım her şeyini mükemmelize edilmiş hali. Tim Schafer'ın mizahı, kalemi o kadar güçlü ki oyun boyunca yaptığınız her şeyden zevk alır halde buluyorsunuz kendinizi. Ve işin en güzel tarafı da attığınız her bir adımın bir sonraki aşamada size fayda sağlayacağını da biliyorsunuz. Bunların dışında grafiksel olarak tabii ki 90'larda çıkmış olmasından mütevellit eskimiş gözükse de çizim kalitesi o kadar güzel ki bu çok az gözünüze batıyor. Zaten bir yerden sonra alışıp hiç umursamıyorsunuz bile. Yani demem o ki kaliteli adventure oyunları yani The Curse of the Monkey Island daha doğrusu Tim Schafer'ın oyunları eskimiyor sevgili dostlar. Sadece adventure türünde de değil. 2004'te çıkmış olan aksiyon platform oyunu Psychonauts da bugün sadece çizimleriyle değil, hiç hantal olmayan, aşırı akıcı kontrolleriyle de hiç eskimemiş, rahat rahat oynanabilen ve göze hiç batmayan bir oyun. Yani kötü manada göze batmayan bir oyun. Bu video birazcık Tim Schafer'ı övmek üzerine oldu ama Monkey Island serisini merak edenler ve eski Didi'yi oynamaktan çekinenler varsa çok şey kaçırıyorsunuz.